Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? İyiyim, sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Bölünebilme kuralları mı diyoruz? Evet, sıra geldi ona. O zaman sizdeyiz hocam. Hadi başlayalım gençler. İlk bölünebilme kuralımız ikiyle bölünebilme gençler. İkiyle bölünebilmede birler basamağı çift sayı olması gerekiyor. Eğer birler basamağı çiftse tam bölünüyor. Tek sayı ise bir kalanını veriyor. Mesela 18 sayısı ikiye tam bölünecektir. Son basamağı çünkü çift. Mesela 19 alacak olursak bu sefer de tek olduğu için kalanı bir verecektir gençler. İkiyle bölünebilme en kolay bölünebilme şekillerimizden biri ve ilk örneğimize bir bakalım. AB 2 basamaklı bir sayı verilmiş. AB sayısının 2 ile bölümden kalan 0'dır diyor. A artı B tek sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 2 ile bölünebildiği için bu AB sayısını şu şekilde alalım. Buradaki B sayısı kesinlikle 0, 2, 4, 6 ve 8 diyor. Şimdi gençler bölünebilme sorularının hepsini yapacağız ama soruda muhakkak şuna dikkat etmemiz gerekebilir. Yani rakamları farklı mı, tek, çift, bu tür muhabbetlere çok dikkat edeceğiz. Burada A artı B'nin tek olduğu söylenmiş. Şimdi 2'ye tam bölündüğü için B çift. A artı B tek olacaksa çift de tekin toplamı tek sonucunu verecektir. Bundan dolayı A'nın alabileceği değerler tek sayılardır. Daha doğrusu tek rakamlardır gençler. 1, 3, 5, 7 ve 9'u alabilir burada. Bu değerlerden herhangi biri olabilecektir. A artı B tek sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Biz de yalnızca bunları topluyoruz. Tekleri toplayacak olursak, aslında bununla ilgili formülümüz de var ama tek tek toplayalım. 1, 3 daha 4, 5 daha 9, 7 daha 16, 9 daha 25. Bu şekilde de A şıkkı doğru cevap oluyor. Belki formülü hatırlamak isteyebilirsiniz. Teklerin toplamında formül n kareydi. N burada terim sayısıydı. 5 tane terim var ve birden başladığı için 5'in karesi deyip aynı sonucu bulabiliriz gençler. Evet, 2'den sonra 4 geliyor gençler. Tabii 3'ü atladık ama 2 ile 4 benzeştiği için biraz da. Bir sayının 4 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsak son 2 basamağının 4'e bölünmesi lazım. Ya da son 2 basamağının çift 0 olması gerekiyor gençler. Mesela nasıl? 20. Tamam, 2 basamak olunca çok rahat söylüyoruz ama mesela buraya hiç düşünmemize gerek yok. 5720 diye bir sayı olsaydı biz yalnızca 20'ye bakacaktık. Ve 20 4'e bölündüğü için o zaman 5720 de 4'e bölünecektir. Mesela başka bir sayı ifade edelim. 7233 gibi. Burada da yine aynısı geçerli. 33'e bakıyoruz ve 4'e böldüğümüz zaman 4 kere 8 32 ve kalan 1'dir diyoruz. Tamam, bunları söyledik. Yandaki örneğimizde ise 2 tane sayı verilmiş ve 4'le bölümden kalanları istenmiş. Bunu Recep'le beraber yapalım. Recep, 2916'yı görüyoruz ama biz son 2 basamağına bakacaktık. Bakıyoruz hocam. 16 4'e bölünür mü? Bölünür hocam. O zaman kalanı 0'dır ve soru biter bir anda. 1771'e bakalım. 71, yani son 2 basamağına bakıyoruz. 71 4'e bölünür mü? Bölünmez hocam. Bölünmez. Bunu kenarda ben senin için böleyim. 71'i alıyoruz. 4'e bölüyoruz. 4 kere 1 4 yazıyoruz. 3 indirdik 1, 31'de 4, 7 kere var, 4 kere 7, 28 ve kalan 3'tür diyoruz. Yani 1771 sayısının da 4 ile bölümünden kalanı 3 diyoruz. Şimdi birkaç tane taktik göstermek istiyorum gençler. Şimdi şurada 5720 vardı. 5720'yi alalım. Burada son 2 basamağına göre karar veriyoruz ama sorularda bizde genellikle burada bilinmeyenler olacak ve biz o bilinmeyenlere rakamlar koymaya çalışacağız. Örneğin 5720'yi bulduktan sonra birler basamağına göre 4 ile bölünenleri bulmak istiyorsak 4, 4 arttırırız. Yani 0 iken 4 arttırırım 4 olur. 4'ü bir daha 4 eklerim 8 olur. Yani 5724, 5728 de 4'e bölünecektir. Hatta kalanı 1 olarak soruluyorsa da yine 4, 4 ekleyerek buluruz. Ama onlar basamağı sorulduğu zaman, yani bilinmeyen onlar basamağındaysa, bakın o 5720'deki 2'yi yazdım. İşte buradaki sayı bu sefer İkişer ikişer arttıracağız. Yani 2 arttırırsak 4, 2 arttırırsak 6, 8, hatta tabii ki de 0 da olacaktır. Bu şekilde 40, 60, 80 ve çift 0 da 4'e tam bölünecektir. Yani burada şöyle bir tüyomuz var. 4'e bölünebilmede bilinmeyen araştırılırken birler basamağını araştırıyorsak 4'er 4'er arttıracağız. Onlar basamağını araştırıyorsak İkişer ikişer arttırmayı unutmayalım gençler. Şimdi sırada 8 ile bölünebilme. Bu 4 ile bölünebilmenin kardeşi bile diyebiliriz. Taktik olarak çok benziyor gençler. 8 ile bölünebilmede son 3 basamağına bakacağız. 4 ile bölünebilmede son 2 basamağıydı. 8 ile son 3 basamağı 8'in katıysa bölünüyor. Aynı zamanda 3 tane 0 olursa da bölünür. Mesela 1000 sayısı gibi. Son 3 basamağı 0 kesinlikle 8'e bölünür. Nasıl çalışacağız bunu? Şöyle bir şey yapalım. Mesela sayı yazıyorum. 57 olsun. Hatta bir tane daha yazalım.
ve 128. Yani 573.128 sayısı. Şimdi biz bunu 8'e mi böleceğiz? Hayır. Son 3 basamağına bakacağız. Biz 128'e bakacağız ve onu 8'e bölmeye çalışacağız. Bakın şöyle 128'i aldım 8'de. 8 kere 1 8. 4 48. 6 kere 8 48. Ve tam bölünüyor. Demek ki o zaman da 573.128 sayısı da 8'e tam bölünecektir. Mesela bir tane daha örnek verelim. Bu sefer bölünmeyen bir şey olsun. Şöyle 27.000 olsun. 0, 27.063 sayısı mesela. Son 3 basamağına bakıyoruz. 0, 63. O zaman 63'ü alacağız. 63'ü alıyoruz. 8'e bölüyoruz. 8 kere 7, 56 yapacaktır. 13'ten 6 çıkarsa 7 yapar. Kalan 7 diyeceğiz. Şimdi tamam bu şekilde bölebiliriz sonuç basamağına bakarak. Peki burada 4 ile bölünebilmedi olduğu gibi yine bitiyor var mı? Kesin var genç. Evet, aynen öyle Recep. Şöyle yapıyoruz. Eğer birler basamağını araştırıyorsak yani bilinmeyen oradaysa 8'er 8'er arttırıyoruz. Onlar basamağını araştırıyorsak gençler 4'er 4'er arttırıyoruz. Yüzler basamağını araştırıyorsak 2'şer 2'şer arttıracağız. Bu şekilde taktiği uygulayacağız. Örnek geldiği zaman bunu uygularız. Hadi örneği görelim. Sıradaki örneğimiz 8'e bölünebilme ile ilgili bir örnek. ABC'de 4 basamaklı bir sayıymış ve 8'e tam bölünüyor diyor. Ve buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi maddeleri bir okuyalım. Birinci madde diyor ki D çifttir. İkincisi diyor ki CD 2 basamaklı sayısı 4'ün tam katıdır diyor. 3 numarada diyor ki B, C ve D rakamlarını toplarsan çift iken C tek ise B tektir diyor. Yani özel bir durum incelemesi var. Şimdi 8'e bölünmesi ne demektir ona bir bakalım. Son 3 basamağı 8'in katı olması gerekiyor. Tamam bunu yorumluyoruz. Peki başka ne bilebiliriz? Madem BCD sayısı, hatta şurayı alalım. 8'in bir katı. 8K diyelim mesela. Son 3 basamağında çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir mantık var gençler. Eğer BCD sayısı 8'e tam bölünüyorsa D kesinlikle çifttir. Neden? Çift sayılar ancak çift sayıya tam bölünür. Bir tek sayı çift sayıya tam olarak bölünemez gençler. Oradan gelen bir durum. Bundan dolayı D kesinlikle çift olmak zorunda. Yani elimizde bir çift sayı varsa çifte bölünebiliniyor. Şimdi o zaman bir numaralı maddeyi sağlamış olduk. Bir bizim cepte oldu. İki numaralı maddeye bakalım. CD 2 basamaklı sayısı 4'ün tam katıdır diyor. Şimdi CD ne demiştik? 8'e bölünen bir sayı. Şimdi 8'e bölünen bütün sayılar aynı zamanda 4'e de bölünür gençler. Çünkü içerisinde zaten 4'ün katları da olacaktır. Mesela basit bir örnek verelim. Yani sayısal da görmek isterseniz onu söyleyelim. Şöyle 1200 ne diyelim şu an hatta 5128 yine 128'i alalım. 128 eğer 8'e bölünüyorsa 4'e de bölünmesi gerekir. Bakalım gerçekten de 128 4'e bölünüyor mu? 4 kere 3 12 8'i indirdik 4 kere 2 8 evet gerçekten de tam bölünüyor. Hatta şöyle de yorumlayabilirsiniz. BCD madem 8'in katı o zaman CD'de de 4'ün katı diye direkt ifade edebiliyoruz. Bundan dolayı 2 de kesinlikle doğrudur. Bu yalnızca 8 ve 4 için geçerli değil. Mesela bir sayı 12'ye bölünüyorsa o zaman 6'ya da bölünmek zorundadır. Onun çarpanına da bölünmek zorundadır gençler. Bunu da hallettikten sonra 3. maddeye geldik. 3. madde diyor ki B, C, D toplamı çift iken. Şimdi buraya bir bakalım. Biz de B, C, D'de bir tek D'yi biliyoruz. B artı C artı D. Bunun çift olduğu söylenmiş. D bizim için çifti. Çünkü o zaman onu saymayalım hocam. Hadi evet saymayabilir çünkü zaten çifte etkileyecek olan tek olacaktır. Şimdi bu durumda B ve C bizim için önemli. B artı C'de ne olmak zorunda o zaman Recep? Hocam çift. Kesinlikle. Şimdi maddeyi bir okuyalım. Bu toplam çiftken C tek ise diyor. Yani C tek ise o zaman B'nin ne olması lazım ki çift olsun? Tek. Aynen öyle. Bu da tek olacak. Yani tekle tekin toplamı çift yapacak. D'ye de zaten çifti. Bu şekilde sağlayacak. O zaman bizim 3 numaralı madde de doğru oluyor. O zaman da E şıkkı da doğru cevap oluyor gençler. Evet 5 de bölünebilme. Bölünebilmeler içerisinde en kolaylarından biri. Çünkü şunu söylüyoruz. Birler basamağı 0 ya da 5 ise tam bölünür. Diğer durumlarda kalanı veriyor. Burada kalanı veriyor derken şunu söyleyebiliriz. Mesela 2500 diyelim. Son basamağı 0 kesinlikle bölünür. Mesela 2503 dersek bu sefer de kalanı 3'tür diyeceğiz. Bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Son basamağının 0 ya da 5 olması. Mesela soru bize şunu söylerse işte 5 ile bölündüğü zaman kalan 2'dir derse biz hemen şöyle yapacağız. Tam bölünseydi 0 ve 5 olurdu birler basamağı. Madem 2 kalanını veriyor o zaman 2 ile 7 olacak. Yani 2'şer arttıracağız. Buna bağlı olarak mesela 3 kalanı verirse 3 ile
8 olacaktır. Tabii tek ya da çift olduğu söylenmezse gençler. Hadi bununla ilgili örnek yapalım. Evet, 5 ile bölünebilme ile ilgili örneğimiz şu. Rakamları farklı. 4 basamaklı 1M, 3N sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre M artı N toplamının en küçük değeri kaçtır diyor bize. Şimdi biz ne yapacağız? Bu 5 ile bölünebildiğine göre son basamağını kesinlikle biliyoruz. Son basamağın Recep ne olur o zaman? 0 ya da 5 hocam. Aynen öyle. Ben de senin için ayrı ayrı yazıyorum. 1M, 3, 0. 1M, 3, 5. Yani iki tane değer yazdım. Şimdi normalde öğrenci burada uyanıklık yapması gerekir. Ya adam zaten bana en küçüğü soruyor. Ben de neyi sıfır alırım. Sıfır almak daha mantıklıdır. Hani 5'te de tabii topladığımız zaman belki daha küçük gelme olasılığı var mı? Var ama burada biz ayarlayacağımız için pek de gelmeyecektir. Şimdi bunu verdik. Şimdi M artı N toplamının en küçük değeri diyor. Başka bir bölünebilme şablonu da yok. O zaman direkt buradan soruyu bitireceğiz. Ama rakamları farklı. Ben M'e 0 yazabilir miyim Recep? Yazamam. Çünkü burada 0 var. 1 yazabilir miyim? Yazarım. Şurada ne var? 1 var hocam. 1 var. O zaman onu da yazamam. Yani rakamları farklı diyor adam. O zaman M'e ne yazmak zorundayım? 2. 2 yazmak zorundayım. 0 ve 1'i orada kullandığı için mecbur 2'ye kadar çıktık. O zaman da M'e 2 verdim. N de 0'dı zaten. 2 artı 0'dan 2 sonucunu bulduk. Doğru cevap da B şıkkı oluyor. Onun için hiç 5'e yorumlamaya gerek yok. Evet, sıra geldi 10 ile bölünebilmede. Belki bölünebilmeler içerisinde en kolayı gençler. Çünkü son basamağı 0'sa, yani o birler basamağı 0'sa tam bölünüyor demek. Aslında birler basamağını bulmak için biz sayıları 10'a bölüyoruz bir bakıma. Öyle de yorumlayabilirsiniz. Yani mesela 107 yazalım. 107 sayısı 10'a bölündüğü zaman kalan kaç yapacaktır? 7 yapacaktır. Yani birler basamağı kaçsa cevap da odur. Mesela 210, bu sefer de birler basamağı 0, bu sefer de tam bölündü diyeceğiz. Peki bununla ilgili güzel bir örnek olur mu? Olur hocam. Hadi Recep yolla onu. Sıra geldi ABC 6D sayısının 10 ile bölümden kalan 4'tür demesine. Şimdi tamam bunu söylemiş ama iki tane daha bölünebilme birden var. Yani toplamda 3 bölünebilme birden başlıyor ve aynı sayı 4 ve 8 ile bölümden kalanları eşit olduğuna göre diyor. C'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi en azından şöyle bir avantajımız var. Yani rakamları farklı demiyor. Yani her şeyi kullanabiliriz. Ben yine Recep'e sorayım. Recep 10 ile bölümden kalan 4 dediğine göre... 4 hocam. Neresi 4? Birler basamağı. Yani o Diyarbakır'ı bulduk galiba değil mi? Aynen öyle hocam. Hemen ben de senin için yazıyorum. A, B, C, 6 ve 4'ü yazdık. Tamamdır. Bunu belirledik. Şimdi 4 ve 8 ile bölünen kalanları birbirine eşittir demiş. Şimdi 64 sayısına bakalım. 4 ile bölünebilmede buna dikkat etmemiz gerekir. 64'e tam bölünüyor değil mi? Baksana 64 4'e tam bölünüyor değil mi? Bölünüyor hocam. Tamam. Çünkü son 2 basamağına bakılır. O zaman son 3 basamağı da 8'in katı olacağı için o da tam bölünmesi gerekir. Çünkü kalanları eşit demiş. Bu durumda ben C'ye en küçük kaç veririm? Düşünüyorum. Hocam kalanları eşit demiş. Kalan 0. Evet. 0 o zaman bu da tam bölünmesi demek. 0 olması lazım. C'ye 0 verirsem kurtarır. Çünkü sebebi şu. 3 basamağa bakacağım. 0,64. 0'ın bir önemi olmayacak. 64 ile 8'e tam bölünecek. Şimdi Recep bu 8'e bölünebilmeyi anlatırken şuradaki C'yi bilinmeyeni bulurken şunu kullanmıştım. Birler basamağı 8'er 8'er artar. Onlar basamağı 4'er 4'er. Yüzler basamağı 2'şer 2'şer artıyor. Yani burada düşünmeyeceğim. 0'ı buldun mu? 2, 4, 6 ve 8. Yoksa ya 164 olur mu? 2'yi koyayım 264'ü kenarda böleyim. Çok vakit kaybı. Mesela bir tane numinelik yapalım. 664'ü alayım mesela. Bakalım gerçekten de 8'e bölünüyor mu? 664'ü aldık. 8. 8 kere 8 64 yapacak. 24, 3. Bakın gördüğünüz gibi tam bölünüyor gençler. Yani bu kadar oyalanmamıza gerek yok. Bilinmeyen neredeyse 8'de biraz daha agresif. Yüzler basamağındaysa ikişer ikişer artıyoruz. Hele bir de rakamları farklı da demiyor. Rahat rahat buluyoruz. C'nin alabileceği değerler toplamı dediği için direkt toplayalım hemen bunları. 2, 4 daha 6, 12 de burada, 8 de burada, 20 yapacaktır gençler. Bu durumda da A şıkkı doğru cevaptır. Evet, sıradaki bölünebilme konumuz 3 ile bölünebilme kuralı. Peki ne? Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katıysa 3'e tam bölünüyor gençler. Şimdi yani bütün rakamları toplayacağız. 3'ün katıysa tam bölünecek. Eğer 1 kalanı verirse kalan 1 diyeceğiz. 2 kalanı verirse kalan 2 diyeceğiz. Peki nasıl oluyor? Şimdi kafamızdan bir sayı uyduralım. Bakın bayağı büyük bir şey yapalım. İşte 5 olsun, 7, 3, 2... 8, 4, 1. Tamam yazdım ben buraya. 5.732.841 sayısı 3 ile tam bölünüyor mu bakalım. Rakamları topluyorum. 5, 7 daha 12. 3 de burada 15. 2 de burada 17. 8 de burada 25. 4 de burada 29. 1 de burada 30. 30'u buldum. Şimdi isterseniz 30 3'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Direkt hemen tam bölünüyor deyip 3'e de tam bölündüğünü söyleyebiliriz. Ama isterseniz bir kere daha toplayabilirsiniz. Bakın.
3 ile 0'ı topladın. 3 yaptı. 3 de 3'e tam bölünür diyebiliriz. Ve bu durumda da 5.732.841 sayısı da 3'e tam bölünüyor. Yani rakamları topluyoruz. Bulduğumuz sonucu 3'e bölünüyorsa tam bölünüyordur. Mesela başka bir sayı yazalım. 721 olsun mesela. 720'nin rakamlarını toplayalım. İşte 7 artı 2 artı 1 şeklinde 10 yapacaktır. Onu 3'e böldüğümüz zaman kalan kaçtır? 1'dir. Ya da istiyorsanız bir daha rakamları toplayın. Bakın 1 artı 0'dan 1 yapar. Direkt kalan ortaya çıkacaktır. Yani yapacağımız taktik bu kadar kolay gençler. Evet, 3 basamaklı A4B sayısının 3 ile bölümden kalan 0'mış. Yani tam bölünüyor. Buna göre ABAB diye 4 basamaklı bir sayı varmış. 3 ile bölümden kalan kaçtır diyor gençler. Şimdi 3 ile bölünme kuralı nedir? Rakamların toplamı 3 ve 3'ün katı. Ben de yazıyorum. Bakın A var, 4 var, bir de B var. Demek ki bu ifade 3'ün bir katı. Şimdi bunu buradan kullanabiliriz aslında. Hemen alt tarafa da durum değerlendirmesi yapabiliriz ama çoğu öğrenci şunu yapıyor. Diyor ki hocam ben buradan değer vereyim. Orada da kullanırım ve cevap çıkar. Çok da mantıklı. Yani çünkü 4 3 ile bölümden kalan kaçtır derken kesinlikle falan diye bir soru yok. Yani buradan bir cevap bulacağız. Oraya koyacağız. Ben de aynısını tavsiye ederim. Hatta neler gelebilir onu da göstereyim hatta size. A artı B artı 4. Bu arada bir rakam 9'a kadar değer alır. İki rakamın toplamı en fazla 18'dir gençler. Mesela A artı B'ye ben 2 koyarsam 3'ün katı olacaktır. 2, 4 daha 6 yapar. Bundan sonra düşünmüyorum. 3'er 3'er artırıyorum. 5 olacaktır. 8, 11, 14, 17'ye kadar tabii. Çünkü iki rakam en fazla 18 yapıyordu. Bunlardan herhangi birini alabilirsiniz. 3 ile bölümden kalan kaç demek için. Şimdi diğerine bakalım. AB artı AB. Şimdi AB'miz var. AB'miz var. Bizim amacımız rakamları toplamak da 3 ile bölünebilmede. Toplarsanız 2 tane A, 2 tane B yapar. Hatta 2 parantezin alırsak gençler A artı B yapacaktır. Şimdi siz burada yapmanız gereken herhangi birini yazmanız hangisi olduğu önemli değil. Bunu daha teknik de yazabilirdik ama 2'yi ben buraya koydum. 2 kere 2 4 yapar. 4 de 3'e böldüğümüz zaman kalan kaçtır? 1'dir. Mesela 5'i koyalım. 2 kere 5 10. Onu 3'e böldüğümüz zaman kalan kaçtır? 1'dir. Kalanları hep 1 gelecektir gençler. Öğrencilerimizin yaptığı gibi. Yoksa burada 3K-4 yazabilirdik. Yani A artı B'yi yalnız bırakırdık. 3K-4'ü gidip burada yazardık. Öyle teknik bir yorumda düşünürdük ama çoğu öğrencimiz tavsiye ederim tabii. Buradan değer vermek. Çünkü kesinlikle de demiyor zaten. Hadi sıradaki gelsin. Evet, güzel bir soruyla karşı karşıyayız. ABC 3 basamaklı sayısı için diyor 3 ile tam bölünüyormuş. 2 ile de tam bölünüyor ama 4 ile bölünemediğine göre diyor. Buna göre BC sayısının 4 ile bölümden kalan 2'dir. A artı B artı C yani rakamların toplamı 3'ün tam katıdır. ABC sayısı 8 ile bölümden kalan 2'dir diyor. Şimdi bunları inceleyelim. 3 ile bölünebilmesi demek A artı B artı C'nin 3'ün bir katı olması demektir. Yani 3'e bölünüyorsa zaten bu ifadeyi de kullanabiliriz. Bu durumda zaten hemen 2 numaralı madde çıktı bile. Bakın A artı BC toplamı 3'ün bir tam katıdır. Bize zaten onu söyledik. 3'e bölünüyorsa 3'ün bir tam katı olacak. Bu durumda 2 kesinlikle doğrudur. 2'yi hemen buradan bitirdik. 2 ile tam bölünüyor diyor. Şimdi 2 ile tam bölünebilmesinin yolu şu. C'nin bir çift sayı olması. Tamam C 0, 2, 4, 6, 8 alabilir. Ama başka bir şey yapmış. 4 ile de bölünemiyor. Şimdi öyle bir sayı düşünelim ki 2'ye bölünüyor ama 4'e bölünemiyor. Şimdi bu durumda 4 ile bölünemezse kalanlarımız 1, 2 ve 3'tür. Yani ya 0 tam bölünür, 1 kalanı verir, 2 kalanı verir ya da 3 kalanı verecektir 4 ile böldüğümüz zaman. 2'ye tam bölündüğüne göre o zaman 1 ya da 3 olmaması gerekir. Tam bölünüyor çünkü. Bu durumda bizim kalan yalnızca 2'dir gençler. Yani şunu söyleyebiliriz. Bizim için bu BC sayısı 4'ün bir katının 2 fazlasıdır. 4K artı 2 gibi bir sayı. Mesela 26. 26 2'ye bölünür ama 4'e böldüğümüz zaman kalanı 2'dir. Bunu yakaladık biz. Yani burada 1 ve 3 gelmeyecek. Yani 4K artı 1 değil. Yani 1 kalanı vermeyecek. 3 kalanı vermeyecek. Çünkü o kalanları verirse 2'ye tam bölünemez. Bu durumda 1 numaralı madde de doğru oldu gençler. Sıra geldi 3 numaralı maddeye. 8 ile bölünebilme. Unutmayalım bu son 3 basamağı ile alakalıydı. Şimdi biz en azından son 2 basamağı hakkında bir yorum yaptık. Hatta bir tane sayı bile söyledik. 26 mesela diye ifade ettik. Şimdi burada daima doğrudur kelimesi var. Bir tane olmayan yakaladık mı bu iş biter. Mesela 126 diyelim. Mesela A'ya 1 verdik. 126 sayısı olabilir. 126 sayısı çünkü rakamların toplamı
Üçünde bir katı gençler. 126'yı alıyorum, 8'e bölüyorum. Bölüm midini göreceksiniz birazdan. 8 kere 1, 8. 46'yı aldık. 5 kere 8, 40. Ve kalan 6 oldu. Bu durumda 8'e bölümünden kalan 2 gelmedi. Gelen bir durumda yakalanabilirdi ama daima doğrudur dediği için biz de denedik ve bulduk. Bu durumda doğru cevap B şıkkı oluyor gençler. 9'la bölünebilmede 3'ün kardeşi diyebiliriz. Çünkü aynı mantık var. Burada da rakamların toplamı 9 ve 9'un katı olacak gençler. Bu durumda 9'un katı olmazsa kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'den biri olabilir. Şimdi yine aynı metot. Mesela bir tane basit bir örnek yazalım. Ne yazdık? 2741 sayısı. Bu 9'a bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Ya da bölündüğü zaman kalanı kaç geliyor? Onu bulabiliriz. Rakamları topluyoruz. 2 artı 7 artı 4 artı 1'i yaparak 2, 7 daha 9, 4 daha 13, 1 daha 14 geldi. Ne demiştim? Hatta bir kere daha toplayabilirsiniz ama ya da 14'ü 9'a bölersiniz ve kalan 5 gelir. Ya da bir kere daha toplayın bakın. 1 artı 4 kalan direkt kendisi çıksın. 5 olarak geliyor. Burada yapmamız gereken tek şey rakamları toplamak, 9'un katı mı değil midir onu görmek. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Burada da yine bilinmeyen incelenirken diğer sayılarda olduğu gibi işte 4'e bölünebilmede 4 4 arttırıyorduk. 2'ye bölünebilmede 2'şer, 3'e bölünebilmede 3'er, 9'a bölünebilmede 9'ar 9'ar arttıracağımız için burada 2 tane rakamın gelmesinin tek bir yolu var. Mesela biri 0 ise diğeri 9 olabilir. Başka bir şekilde 2 tane değer gelmez. Mesela biri 1 ise diğeri 10 olacak. 10 diye bir rakam yok gençler. Buna da dikkat ederseniz sevinirim. Yeni örneğimizde 2A3B5 basamaklı sayısı 9 ve 4 ile tam bölünüyormuş. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor gençler. Şimdi 9 ve 4 varsa burada önceliğimiz 4 olacak. Çünkü 9 bütün rakamları içerir. 4 ise son iki basamağını incelememiz yeterli olacaktır. Ben de yalnızca son iki basamağına bakacağım. Önce bütün sayıyı bir tekrar yazalım. 2A, 3, 5, B. Yani B ile ilgileneceğiz biz. Son iki basamağına bakıyorum. B'ye 0 versem 54'e tam bölünmez. 51 zaten tekrar hayatta bölünmez. 52 evet. 52 bölünür gençler. 52 yazdığımız zaman 4'er 4'er arttıracağız. 2 ise 4 arttırdık, 6. Ben bunları ayrı ayrı yazmak istiyorum daha rahat görmek için. 2A, 3, 5, 2 ve 2A, 3, 5, 6 sayıları. Şimdi rakamları farklı demiyor. Demek ki ikisini de kullanacağız ve an alıcı değerler toplayacağız. Rakamları topluyorum. 2, 3 de burada 5. 5 de burada 10. 2 de burada 12. Yani 12 artı A oldu. Şimdi Recep'e soralım. Recep, A'ya kaç yazarsam ve 12 eklediğim zaman 9'un bir katı olur. Hocam 7. 7. 12, 7 daha 19. Olmuyor. Olmuyor. 6 olsa olur mu? Olur. İyi pazarlık yapıyorsun. 6'yı aldık. 12, 6 daha 18 yapar ve 9'un 2 katı olacaktır. Bir tane geliyor. Mesela buna 9 eklersek 15 diye bir rakam olur. Olmaz. Yani 9'a bölünebilmede genellikle bir tane olur. Sıfırla başlamıyorsa. Şimdi diğerine bir bakalım. 2, 3 de burada 5. 5 de burada 10. 6 da burada 16. 16 artı A. Yine deminde gördük. 2 diyeceğiz evet, hocam. Evet, bu sefer de 2 olacak. Yine bir tane gelecektir. Çünkü 9 eklesek 11 yapacak. O zaman 2 tane bulduk. Soruda en son anlatacağı değerler toplamı demiş. 6 ile de 2 şöyle bir toplama işareti koyalım. Değişik bir toplama olsun. 8 olarak sonuçta geliyor. O zaman B şıkkı da doğrudur. Evet, sıra geldi. Bölünebilmeler içerisinde biraz daha agresif olana. Peki olay ne? Bütün sayıya bakacağız. Sağdan itibaren artıyla başlamak kaydıyla artı, eksi, artı, eksi diye dolduracağız. Sonra artıları kendi arasında toplayacağız. Eksileri kendi arasında toplayacağız. Artılardan eksileri çıkaracağız. Çıkan sonuç 0 ya da 11'in katıysa tam bölünüyor demektir. Diğer türlü kalan veriyor. Şimdi biraz uzun oldu. Harfler olarak gösterecek olursak mesela A, B, C, D, E, F, G diyelim. Sağdan itibaren artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı koyduk. Artıları kendi arasında topladık. A artı C artı E artı G. Eksi dedik. Eksileri kendi arasında topladık. B artı D artı F. İşte buradan çıkan sonuca bakacağız. Eğer 11 ya da 11'in katıysa, bu arada negatif de olabilir. Mesela eksi 11 de gelebilir. Bu problem değil. Eksi 11 gelirse yine tam bölünür. 11 gelirse yine tam bölünür. Hatta eksili bir kalan da ifade edeyim. Mesela kalan burada çıkardığınız işlem 5 geldi. Kalan 5 diyeceğiz. İşte çıkan sonuç 8 geldi. Kalan 8 diyeceğiz. Ama çıkan sonuç mesela eksi 7 gelirse kalan eksi 7 olamaz gençler. Biz diyeceğiz ki 11'e bölünebilme demek ki bir fazla bölündü. Bir artı 11 ekleyeceğiz bu eksi 7'ye ve kalanı 4'e çevireceğiz. Bu çok önemli. Yani eksi 1 ifade gelirse mesela eksi 2 geldi. Hesapladık, eksi 2 geldi.
10 bireklin artı 9 olsun. Kalan 9 demeniz gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Hadi bununla ilgili güzel bir örnek yapalım. Yeni örneğimiz 11'de bölünebilme kuralı ile alakalı. A4, 6B doğal sayısı varmış. 11'e tam bölünüyormuş. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Demek ki birden fazla var ki en büyüğünü bize soruyor. Şimdi ben de bu kısa mesafeli soruyu yazalım. A4, 6B sağdan itibaren artı, eksi, artı, eksi. Unutmayalım. Artıyla başlamak zorundayız. B artı 4, eksi A, eksi 6 diye yazdık gençler. Şimdi sayıları hesaplayabiliriz. B eksi A'yı koyduk buraya. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2 yapar. Ne diyor? Tam bölünecek. Şimdi tam bölünebilme neydi? 11'in katı olması gerekiyor. 0 da olabilir. Şimdi neler olabilir onu düşünelim. B eksi A'ya ben mesela 2 verebilirim. Yani 2 rakamın farkı 2 olabilir. 2'den 2 çıkarsa 0 olur. Tamam, problem yok. Başka ne yapabiliriz B eksi A için? Eksi 9 verebilirim. Bakın. Eksi 9 yazarsam eksi 9 eksi 2 daha eksi 11 yapacaktır. Mesela böyle bir ifade de olabilir. Şimdi eksi 9 gelebilir mi? Esas mesele o. B'ye ben bakın B eksi A'ya eksi 9 dediğimi düşünün. Şöyle A'yı yapalım. O zaman B'ye ben 0 A'ya da 9 vermem gerekir. 0 eksi 9 olur. Tamam. Peki en büyük değer bu mu olur? A ile B'yi toplarsak. Mesela bunun A ile B'nin toplamı 9 yapar. Bir bakalım. Diğeri belki daha fazla gelecektir. Farkları 2 demiş. Yani B'den A çıkarsa 2 diye bulmuşuz. Burada sanırım daha büyük bulabiliyoruz. Ben B'ye mesela 9 veririm. A'ya da 7 veririm. 9'dan 7 çıkarsa 2 yapar ve bundan daha büyük olmaz. Mesela daha küçükleri de olabilir. Mesela 8'den 6 çıkartarak devam edebilirsiniz. Ama en büyük istediği için 9 ve 7'yi alıyorum. A artı B toplamı da A'yı 7 bulduk, B'yi de 9 bulduk. Tabii tekrar söylüyorum en büyük için. Cevap da 16 çıkacaktır. Doğru seçenek de C şıkkıdır gençler. Evet, bizim için 11 ile bölünebilmeden sonra aslında teknik olarak bitiyor. Ama daha büyük sayılar için neler yapabiliriz onu görelim. Aralarında asal çarpan şeklinde yazmaya çalışacağız. Belki bu 2 tane, belki daha da fazla olabilir. Mesela 12 gelirse 3 ve 4'ü kullanacağız. 2 ile 6'yı değil gençler. Bakın 2 kere 6 da 12 yapar. 3 kere 4 de 12 yapar. Ama biz 3 ve 4'ü alıyoruz. Çünkü 3 ve 4 aralarında asal. Mesela 6 daha kolaydır. 2 ve 3 başka yok zaten. Mesela 15. 3 ile 5. 60. 3, 4, 5 gibi. Mesela 72. 8 ve 9 gibi. 90 mı geldi? 9 ve 10 gibi. Yani bu bayağı bir sonsuza kadar devam edebilir aslında. Bizim yapmamız gereken olay şu. Aralarında asal bölünebilme kuralını bildiğimiz ifadeleri kullanmaya çalışacağız. Yani mesela 24 geldiği zaman ha diyeceğiz 3 ve 8. Ben 3'ün ve 8'in kuralını biliyorum ve aralarında da asal. Bu tekniği kullandığımız zaman 11'den daha büyük sayılar içinde aralarında asal olanları bölünebilme kuralını uygulayabiliyoruz gençler. Hadi bununla ilgili bir örnek yapalım. Evet bakalım rakamları farklı 4 basamaklı 43 AB sayısının 20 ile bölümden kalan 2'dir diye verilmiş. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi gençler buraya dikkatli bir şekilde bakalım. 4300 AB sayısını yazdım. Şimdi 20 ile bölünebilme kuralı yok. Ama 20'nin aralarında asal 2 çarpanı var mı? 4 ve 5 gençler. Bakın buraya 5 yazıyorum, buraya da 4 yazıyorum. Kalanı kaç verilmiş? 2. Yani 5'e böldüğüm zaman kalan 2 olacak. 4'e böldüğüm zaman kalan 2 olacak. Önce bu şemayı böyle kuruyoruz. Tekrarlıyorum. 20'nin aralarında asal 2 çarpanını buluyoruz. Sonra da kalanlarını yanına yazdık. Şimdi öncelik 5 ile başlar. Çünkü 5 en kolay bölünebilme şekillerinden biriydi. Son basamağına bakıyorduk. 0 ve 5 ise tam bölünüyordu. Eğer kalan 2 ise ikişer arttırıyorduk. O zaman ben bunu ikişer arttırırsam sayının biri 4300 A 2 olacaktır. 5 ile bölündüğünde kalan 2 olacak şekilde. Diğeri ise 4300 A 7 olacaktır. Çünkü 5'in de 2 fazlası 7 olarak gelecek. Tamam bunu hallettik. Sıra geldi 4 ile bölünebilmeye. Kalan 2 diyor. Şimdi hangi sayı 4'e bölündüğünde kalan 2 verir? Burada biraz daha teknik düşünelim. Gençler çift sayıların 4 ile bölümden kalan 2 olur. Yoksa tek sayıların 4 ile bölümden kalan çift olamaz. Tek sayıların 4 ile bölümden kalan tek olması gerekir. Bundan dolayı bunu iptal ediyoruz. Bakın bu çok önemli. Buraya ne yazarsak yazalım. İsterseniz A'ya değer verin. 4 ile böldüğünüz zaman kalanı 2 getiremeyiz. Yani çift bir sayı getiremeyiz. Bu durumda elimizde bir tek bu var. Şimdi 4 ile bölünebilmeyi hatırlayalım. Son 2 basamağına bakacaktık. Yani A2'ye kendimizi foxluyoruz diyelim burada. Şimdi A'ya değer vereceğim. A'ya ben 0 verirsem 0,2 diye bir sayı. 0,2 4'e böldüğümüz zaman 4'e bölünmez
sayı neyse odur. Yani kalan 2'dir. Yani 0 doğru cevap olacaktır. İkişer ikişer arttırıyorum. Mesela 2 versek 22 4'e böldüğümüz zaman kalan 2'dir. 4, 6 ve 8 diye devam ediyor. Çünkü biz ne yapıyorduk? İkişer ikişer arttırıyorduk onlar basamağını. Şimdi soruyu okuyalım. Bakalım eleyeceklerimiz var mı? Rakamları farklı diyor. Şimdi 0'ı kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Bununla ilgili bir sorun yok. Aslında toplama bir etkisi yok ama yine de yazalım. 0'ı yazdık. 2'yi kullanamam. Burada 2 var. Bunu iptal ettim. 4'ü kullanabilir miyim? Hayır, bunu da kullanamam. Bu da gitti çünkü binler basamağı 4 yazılmış. 6 ve 8 kalmış. Yani 0, 6 ve 8. Bunları da toplayacak olursak 14 cevabına ulaşıyoruz gençler. Evet, yeni örneğimiz biraz daha şekilli. Şimdi aşağıdaki şekilde diyor, birinci kısımda, yani bu yatay olan bölümde 4'ten başlayarak 3'er 3'er arttırıyoruz diyor, sonra M sayısına geliyoruz. İkinci kısımda, yani o sütunda ise 5'ten başlıyoruz bu sefer, 4'er 4'er ardışık sayılar yazılıyor diyor. Buna göre M sayısı aşağıdakiler hangisi olabilir diye bize söylemiş. Şimdi gençler, biz bunu aslında iki yöntemle bulabiliriz. Biri şimdi göreceğimiz bölünebilme tekniğini kullanarak, diğeri de EBOB-EKOK yöntemiyle. Daha doğrusu EKOK yöntemiyle diyelim. Ama EKOK'u daha görmedik. Onu daha sonra göstereceğiz sizinle beraber. Şimdi burada şablonu görmenizi istiyorum. Birinci ifade 3'er 3'er artıyor. Bunun anlamı şu. Buradaki sistemde, yani bu M'ye ulaşacaksak, bu M sayısı 3'ün bir katından bir fazladır. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nasıl yazdınız? Şöyle. 12. sınıfta aslında şu an diziler konusunda görüyorsunuz 12'ler, özellikle TYT'ye hazırlananlar. 11'ler bakıyorsa da onlar da seneye görecekler. Diziler konusunda da bu var. Şimdi 4, 7, 10 diye gidiyor. 3'er 3'er gidiyorsa 3'te yazabiliriz. Yani buradaki herhangi bir sayıyı 3'e böldüğümüz zaman kalan 1 gelecektir. Mesela bu 1'i nasıl yazdığımızı düşünecek olursak, T'ye mesela 1 verin. 3 kere 1, 3. 1 ekle 4. 2 ver. 3 kere 2, 6. 1 ekle 7. Bakın hemen oradaki sayı. 3 ver. 9, 10 gibi. Yani 3T artı 1. Peki bölünebilmedeki anlamı ne? 3'e böldüğüm zaman kalan 1 demektir gençler. Anlamı bu. Peki bir de sütun olan vardı. Yine aynı sayımız, bu M sayısına ulaşacağız biz. Ama bu sefer 4'er 4'er gidiyor. Hadi bunlara da 4K diyelim. Ve ilk sayı 5. Bunda da 4K artı 1. Bakın 1 verirsek 5, 2 verirsek 9 gibi. Burada da mantık şu. 4'e böldüğümüz zaman kalan 1 çıkacaktır demektir. Şimdi ben burada EBOB EKOK kullanmayacağım. Direkt şıklardan gideceğiz o zaman. 3'e bölündüğü zaman kalan 1, 4'e bölündüğü zaman kalan 1. Rakamları topluyorum. 176 ile başlamış. A şıkkıyla başlayalım. Rakamları topladığımız zaman 1, 7 ve 6, 8, 14 yapar. 14'te 3'e böldüğümüz zaman kalan 2'dir. O zaman A şıkkı cevap değil gençler. A gitti. Hemen B'ye bakalım. 179. Yine rakamları topluyorum. 1, 7 daha 8, 9 daha 17 yapar. 17'yi biz burada 3'e böldüğümüz zaman kalan 2 getirecektir. 5 kere 3, 15, kalan 2. O zaman cevap bu da değil. Bir türlü kalan 1 gelmedi. C şıkkına geldim. 181 sayısı. Yine rakamları topluyoruz. 1, 8, 1 diye. Topladığımız zaman 10 yapacaktır burada. 10 rakamlarını bir daha toplarsanız 1 kalanı gelecek. Bir an seviniyoruz. Tamam diyoruz. Geldi mi acaba? Ama şeyi de sağlaması lazım. 4K artı 1'i de sağlaması gerekiyor. Hemen 181'i alıyorum. Hatırlayalım, son iki basamağına bakacaktık 4 ile bölünebilmede. 81'i 4'e böldüğümüz zaman bakalım kalan 1 mi? 4 kere 2 8 0. 1'i buraya yazıyoruz. Bunu da 0'a yazıyoruz. Evet, gerçekten de kalan 1. O zaman doğru seçenek C şıkkı olacaktır gençler. Ama aklınızda şöyle bir soru olabilir. Ya 184 incelemedik, acaba olur mu? Son iki basamağına bakalım mesela. 84, 4'ün bir katıdır gençler ama kalan 1 diyor. Mesela 87'ye bakalım son iki basamağından. 87'yi 4'e böldüğünüz zaman burada da yine kalan 1 gelmeyecektir. Bundan dolayı doğru seçenek C şıkkıdır. Evet, yeni sorumuzda 3 çarpı 100'lük bir kareli kağıt var. Ve birinci satırda 3'ün katı olanlar turuncuya boyanmış. İkinci satırda 4'ün tam katı olanlar yeşile boyanmış. Üçüncü satırda ise 5'in tam katı olanlar da maviye boyanıyor. Yani aslında burada 300 tane kare var bizde. Buna göre diyor, toplam 78 kare turuncu, yeşil ya da maviye boyalıdır. Yani toplamda 78 tane boyalı kare olması gerekir. İkinci de diyor, sadece bir tane sütundaki karelerin tamamı boyalıdır. Yani böyle boydan boya boyalı olması lazım, turuncu, yeşil, mavi gibi. Üçüncü de diyor ki, turuncu boyalı kare sayısı yeşil boyalı kare sayısından 8 fazladır diyor. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir tekniğimiz var. Şimdi 1'den 100'e kadar sayılar var, dikkat ederseniz bu sütunların üzerinde. Biz de şunu yapalım. 1'den 100'e kadar sayılarda 3'ün katı olanları şöyle buluyoruz. Çok basit bir hareketimiz var. 100'e alıyorum, 3'e bölüyorum. %3 33 defa vardır. 99 kalan 1. Demek ki 33 tane sayı 3'e bölünüyor. Yani 33 tane
turuncu rengimiz var. Bunu böyle anlayabiliriz. Şimdi 100'ü yine alalım. Bu sefer de 4'e bölelim. 25 yapacaktır. Yani 25 tane de yeşil rengimiz var gençler. Yine aynı 100'ü alalım ve 5'e bölelim bu sefer de. 20 kere yapacaktır. Yani 20 tane de mavi karemiz var. Şimdi soruyu bir kere daha okuyalım, son bölümünü. Toplamda 78 tane turuncu, yeşil ya da mavi boyalı vardır diyor. Toplayalım bakalım, gerçekten de öyle mi? Bir numaralı madde için cevap arıyoruz. 33, 25 ve 20. Toplarsak evet 78 tane geliyor gençler. Şimdi burada bazılarınızın aklında şöyle bir soru işareti olabilir. Hocam bunların ortak yerleri var. Acaba onları çıkarmamız gerekmez mi? Hayır. Bunlar birinci, ikinci ve üçüncü satırlarda bazı kareler boyanmış. Toplamda 78 tane kare boyanmış. Yoksa ortak olanları atacağız diye bir durum yok mesela burada. Buna dikkat edelim. Çünkü öyle tarz sorular da var. İki numaralı soruda sadece bir tane sütundaki karelerin tamamı boyalıdır. Yani bu sütunun tamamı. O zaman bu şu demektir. Hem 3'e, hem 4'e, hem 5'e bölünen sayı kim? O zaman bunu çarpılarak buluruz. Çünkü 3, 4, 5 aralarında sağdır. 3 ile 4 ve 5'i çarptığım zaman bu sayı 60'tır gençler. Peki 60'tan bir tane daha var mı? Yani 60'ın katları var mı? 60, 120 yok. Bir tane var, o da 60 sayısı. 60 sayısında hem turuncu, hem yeşil, hem mavi. Yani 60 sayısı hem 3'e, hem 4'e, hem de 5'e bölünüyor gençler. Başka da öyle bir sayı yoktur. Bundan dolayı 2 numaralı maddemiz de doğrudur. 3 numaralı maddeye bakalım. Turuncu boyalılar yeşil boyalılardan 8 fazlaymış. Hemen turuncu boyalılara bakalım, 33 tane. Yeşil boyalılar da 25 tane. Çıkarırsak da 8 gelecektir. O zaman 3 numaralı madde de doğrudur. Böylelikle E şıkkı doğru cevap oluyor. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Recep. O zaman arkadaşlar bu videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Hocam biz peki bir sonraki videoda ne konuşuyoruz? Bakalım ne konuşacağız? Gönder istersen. Evet gençler, bölünebilme burada bitmiştir artık bizim için. Bir sonraki konumuz faktöriyel asal sayılar ve asal çarpanlar konusunda işleyeceğiz gençler. Ozan hocam, arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu videoyu arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın gençler.